yine. Ya dünden beri insan bir telefonumu açar. Mesajlarıma bir cevap yazar değil mi? Kaç kere aradım seni? Ay bilmiyorum Cem, saymadım. Ayrıca çok sıkıldım. Bak, ayrılmak istiyorsan bunu bana açıkça söyle. Ya bu şekilde ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum. Ayrılmak mı? Biz hiç birleşmedik ki ayrılalım Cem. Birleşmedik mi? Peki ya bana olan ilgin hoşuma gidiyor. Galiba ben de senden hoşlanıyorum diyen sen değil miydin? Çıldırtma beni yine. Sen de beni çıldırtma Cem. Ya evet, o zaman senden hoşlanmış olabilirim. Ama şu anda hiçbir şey hissetmiyorum. Peki. Güzel. Bunların denize karşı bir şeyler hissetmenle alakası olmasın? Ay bravo. Nihayet anladın yani. Ya Mine, ne yapıyorsun sen ya? O çocuk sırılsıklam Aslı'ya aşık. Sen de bunu biliyorsun. Onlar birbirlerini seviyorlar. Ne yani? Böyle bir kural mı var Cem? İki kişi aynı anda bir kişiyi sevemez mi? Yok. Yok tabii. Ama bir kişi aynı anda yalnızca bir kişiyi sever Mine. Hoşça kal. Salak. Senin dünyadan haberin yok be. Aslanım da Leman'ım da bir araya gelmek üzere. Bakalım o zaman iki birbirini seven kişi ne yapacak? Cananım, cananım, benim cananım, cananım, cananım. Günaydın abla. Sana da günaydın oğlum. Nerelerdesin, görünmüyorsun hiç. Vallahi ben buralardayım da asıl Canan bacımı göremiyorum. Bir sorun yok değil. Yok, Canan biraz hastalandı oğlum. Ya bebeğe bir şey olmadı değil. Yok Allah'a şükür bir şey olmadı. Çok şükür. Ya geçen gün bir adam yolda bacımı itip kakalarken gördüm. Allah Allah. Hayırdır inşallah, kim olabilir ki? Bilmiyorum, sordum kendisine. Dedi ki tanıdığımdır. Ya geçen de sizin orada gördüm sonra. Yanında da bir hamile kadın vardı. Ama adam bana öyle ters ters baktı ki. Bir şey söyleyeyim abla, hiç sevmedim ben o adamı. Bilal'cim bir baksana bana. Senin Canan'ı bu kadar araman, sorman, merak edip kollaman, yani senin niyetin ne oğlum? Ne olabilir ki? Yok bir şey teyze. Bilal'cim, ben senin ablanım. Belli ki sen çok temiz bir çocuksun. Belli ki senin niyetin çok güzel. Hatta bir ara ben bile ikisi bir araya gelse nasıl olur diye düşündüm ama... Oğlum gel, sen vazgeç bu sevdadan. Vazgeç? Evet, vazgeç oğlum. Dedim ya, söylemesi benden. Gönül, sevgilim. Gün almaya gidiyoruz ama ya. Böyle yüzünü asmaya devam mı edeceksin? Ne kadar istesem de gülemiyorum Metin, kusura bakma. Çünkü ben hala bu gün almanın çok erken olduğunu düşünüyorum. Biz hiç evlenemeyeceğiz o zaman Gönül. Ay niye evlenmeyelim Metin? Yani bizim daha düne kadar böyle bir problemimiz yoktu. Annenler bir geldi, bir kışkırttılar seni. Hemen değiştin. Haksızlar mı ama? Daha ne kadar daha bekleyeceğiz anneni? Kusura bakma ama onlar da her şeye fazla karışmaya başladılar Metin. Ya aldığımız perdeler, mobilyalar, düğünümüzün tarihi, şekli, şemaili, her şeye inceden inceye, sözde nezaketle, siz bilirsiniz ama diye başlayan cümlelerle fazla karışmaya başladılar Metin. Sen dün ben annemlere düğünden sonra da burada kalırsınız dedim diye bozuldun değil mi? Yani. Hani düğünden sonra da gelin bizde kalın ne demek onu anlamadım tabii. Gönül sen hani bu insanları çok seviyordun ya, ha? Onlarla olmaktan çok mutluydun. Şimdi nedir bu lafların böyle? Konuyu saptırma Metin. Ben çok seviyorum o insanları yine. Onlarla olmaktan da çok mutluyum. Ama yeni evli bir çiftin de böyle komün hayatı yaşaması hiç doğru değil herhalde. Ha biz ne zaman yalnız kalacağız seninle canım? Senin annenin babanın nasıl olsa gelip gitti yok. Böyle konuşmak kolay tabii. Bu kim ya? Metin oğlum, kusura bakma biraz erkenciyim ama... hani işe gitmeden önce bir de seni göreyim istedim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Baba. Kızım. Bacım. Annem gelmedi mi babacığım? Şuna bak şuna. Yalı kazığı gibi herif aldı gül gibi kızımı. Oradan bakmayın Sevgi Hanım. Buyurun isterseniz içeriden bakın. Ne
Ya nereden çıktı şimdi bu Efe'cim? Niye bana sormadan böyle şeyler yapıyorsun? Ya sen de amma kaprisli çıktın be güzelim yani. Öyle yapıyoruz, yaralanmıyoruz. Böyle yapıyoruz, yaralanmıyoruz. Anlamadım ben seni yani. İyi tamam tamam. Erkenden geldik. Haberleri var mı bari? Ya Mine davet etti zaten kızım. Yani akşamdan konuşacaktı. Herkesin haberi var. Merak etme. Of, ne bu böyle ya? Daha kimse uyanmadı mı? Kapıyı açan yok. Ne bu sabah sabah güm 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 canımı almaya geldiniz ha? Osman amca. Ne var ne var sabah sabah ne var? Sence bu kadar uyuması normal mi baba? Tabii oğlum doktor da söyledi. Yani çok ağır şeyler yaşadı, dinlenmesi gerekiyor. Sinirleri de bozuk. Deniz, kim o? Aidat falandır anneciğim. Hadi sen uyu, ben bakarım. Ben geldim. Aslı. Ya geçmiş olsun demeden sınava girsem aklım hep sizde kalacaktı. Nasıl? Yani şu anda uyuyor. Deniz, kim o? Yeni uyandı. Şey, benim. Ya ben bu çiçekleri verip hemen geri döneceğim zaten. Çok kalmam yani, tamam mı? Bu evi derhal terk et. Şey, ben yanlış bir zamanda geldiysem özür dilerim. Sadece... Sana bu evi derhal terk et dedim. Deniz, defet onu. Leman, sakin olur musun? Bak, dikişlerin açılacak. Lütfen. Hayatım, şimdi uygun bir zaman değil. Lütfen. He? Deniz, götür onu bu evden. Onu istemiyorum. Leman, sakin ol. Yalvarırım. Deniz, ne oluyor ya? Ben size ne yaptım? Ne yaptım ha? Bir de onca şeyden sonra utanmadan ne yaptım diyorsun ha? Bakın, gerçekten bilmiyorum, tamam mı? Ama artık yeter. Ya ben bütün iyi niyetimi, çiçeğimi alıp size geldim. Ama sanki herkes benden bir şey saklıyor. Ya yalvarırım artık, söyleyeyim. Ben size ne yaptım? Sen git onu Aşifte ablana sor. Leman. Ablam mı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.